Herkese merhaba. Bugün sizlere olimpik sembolleri anlatacağım. Olimpik hareketin ideallerinin temsili için semboller kullanılır. En çok bilinen olimpiyat sembolü iç içe geçmiş farklı renklerdeki halkalardır. 5 iç içe halka 5 kıtayı temsil eder. Bu ülkelerin katıldığı ilk olimpiyat ise 1912 yaz olimpiyatlarıdır. Seçilen bu renklerden en az biri her ülkenin bayrağında bulunmaktadır. Olimpik semboller İngilizceden çevrilmiştir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpiyat oyunlarını yükseltmek için kullanılan simgeler, bayraklar ve sembollerdir. Şimdi bakalım olimpiyat halkaları hangi kıtayı temsil ediyor? Mavi halka Avrupa, siyah halka Afrika, yeşil halka Avustralya, sarı halka Asya, kırmızı halka ise Amerika'yı temsil ediyor. Şimdi ise olimpiyat meşalesini anlatacağım. Olimpiyat meşalesi, olimpiyat oyunlarının sembolüdür. Olimpiyat meşalesinin kökeni, Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale ilk defa Amsterdam'da 1928 yaz olimpiyatlarında tanıtıldı ve o zamandan beri modern olimpiyatların bir parçası olmuştur. Olimpiyat ateşi ne simgeliyor? Olimpiyat oyunlarının ünlü meşalesi insanoğlunun ateşe atfettiği olumlu değerleri simgeler. Meşale aynı zamanda antik oyunlarla modern oyunlar arasındaki devamlılığı sağlayan bir köprü niteliğindedir. Her olimpiyat öncesinde törenle olimpiyat ateşi yakılır ve kapanışa kadar yanar. Olimpiyat meşalesi antik dönemde olduğu gibi günümüzde de Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nda mercek yardımıyla güneş ışığı kullanılarak yakılır. Yakılan meşale olimpiyatların düzenleneceği yere kadar ülke ülke dolaştırılır ve olimpiyatlar açılış törenindeki olimpiyat ateşi bu meşale ile yakılır. Günümüz olimpiyat oyunlarında olimpiyat ateşi hep kullanıldı mı? Bu soruya yanıtımız kısaca hayır. Modern olimpiyat oyunlarının başladığı 1896 yılında ev sahibi Atina'da bu meşale yakılmamıştı. Ateş oyunlarının sembolü haline sadece 1928'den itibaren Amsterdam'da geldi. Ama bu tarihte de olimpiyada meşalenin yakılması için yapılan seremonik gerçekleştirilemedi. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.